Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğum sinemamızın en değerli emekçilerinden biri. Sinemaya adanmış bir hayat, binlerce yazı, yüze yakın kitap ve müthiş bir sinema arşivi sahibi. Pek çok film festivalinden de emek ödülü almış bir yazar. Sinema tarihimizin yazılmasına çok önemli katkıları olan sevgili dostum Agah Özgüç. Hoş geldin Agah. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsın? Çok iyi, zımba. Her zamanki gibi pırıl pırıl. Zinde. Evet. Agah, sinemaya, araştırmaya, yazmaya, birikimlerini paylaşmaya adanmış bir hayat adeta seninki. Bugün seni burada ağırladığım için ben çok mutluyum. Ben de çok teşekkür ederim. Sinemamızı, seni, bilinmeyen belki de birçok şeyi konuşacağız bugün. Tabii, tabii. Kadıköy Yel Değirmeni'nde kovboyculuk oynayan, uçurtma uçuran bir çocuk. O yıllarda en çok neyi düşlüyordun? Vallahi o yıllarda esasında cikletlerden kovboy fotoğrafları çıkardı. Onları böyle toplayarak biriktirdim. Arkasında numaraları vardı böyle ondan sonra. Böylece bu şey başlamış oldu. Yani sinema şeyi duygusu o fotoğraflar sayesinde başladı. Küçük küçük böyle cikletlerden çıkan kovboy fotoğrafları. İşte Ken Maynard, Jack Jones ondan sonra gibi böyle o dönemin en önemli Amerikalı aktörleri yani. Onlarla başladı. Sonra eski İstanbul o yıllarda bambaşkaydı değil mi? Bugünle mukayese edilemez. Ah. Yani İstanbul deyince o çocukluğundaki İstanbul'u nasıl anımsıyorsun? Vallahi o yıllara, o günlere baktığımda elveda İstanbul diyeceğim gelebiliyor yani. O İstanbul başka İstanbul'du. Hakikaten. Bugün bambaşka değil mi? Bu böyle. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama İstanbul her zaman çok güzel. Özellikle de 1960'lı yıllarda her açıdan önemliydi. Çünkü 1960'da Türk sinemasının en büyük oyuncuları, en büyük yönetmenleri 60'lı yıllarda ortaya çıktı. 60'lı yılları konuşacağız da senin sinemaya ilgi döneminden bahsetmek istiyorum. Sen Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı mektepte okuyordun. Evet, yatılı okuyordum, evet. O yıllarda yazar olma hayalini kuruyor muydun? Vallahi o yıllarda hiç öyle bir şey düşünmüyordum. Ancak liseden sonra ben kimsenin bilmediği bir yanım var benim ve edebiyat dergilerine şiirler yazıyordum. Ben biliyorum. Evet, ve şiir yazarak. Evet, başladım. Şiirler yazıyordum. O dönemlerde işte Adana'da, ondan sonra ne bileyim. Hatırlıyor musun hangi dergilerde onu? Tabii. Mesela Adana'da Salkım dergisi çıkıyordu. Salkım dergisi, edebiyat dergisi. İşte Dinar'da Nedret Gürcan'ın Şairler Yaprağı dergisi. Ve sen şiirler yazıyordun. Evet, şiirler yazıyordum ve oralara hep şiirler gönderiyordum. Askere gittikten sonra da İzmir'de askerlik yaptığım için oradaki sanat hareketlerini de yazıyordum. O zaman bir amatörce bir şeydi. Profesyonel bir gazeteci olmamıştım daha. Ve böylece bu başladı. Aşağı yukarı Varlık'ta şiirlerim çıktı. Varlık dergisinde. Peki Atilla İlhan desem sana. Atilla İlhan şöyle, onun hayatında bir yeri var çünkü. Bu şiir yazımında muhakkak ki tabii Atilla İlhan Türk edebiyat tarihinin çok önemli şairlerden bir tanesidir. Çok. Onun etkisiyle bu işe başladım. Hatta bazı o kadar çok yazı yazıyordum ki yıllar sonra bazı şeye de onun soyadını kullandım. Yani Berna İlhan adını değil mi? Kullandım. Tak Berna İlhan adıyla böyle bir sürü yazılar yazdım. Değil yani mi? Artist dergisine falan böylece yani 1961'de de profesyonel olarak gazeteciliğe başlamış oldum. Askerden dönmüştün o zaman tabii. Tabii askerden dönüşte 1961'di. Büyük Gazete isimli bir siyasi gazeteydi değil mi? Hatta orada siz belki muhakkak tanırsınız Enis Olcayto vardı. Ben çok iyi hatırlarım elbette ki. Bu Enis Olcayto sayesinde ben oraya girdim. Hatta ya deri sen deri şair şiirleri boş verdir. Ya bu şiirlerde şiir yazmakta bir yere gelemezsin. Para yok dedi. Sen deri gazeteci ol dedi ve böylece de bu macera başlamış oldu. Başladı.
O dergileri saklıyor musun? Evet, tabii, hepsi bende var. Sahi. Hatta şey yapacağım, yani en son yapacağım bir iş de hakikaten çok önemli şiirler var, yazdığım şiirler var. Onları kendime göre bir de kendim için bir şey yapacağım. Yani böyle bir küçük bir kitap yapacağım yani esasında. Sayısız kitapların var, bir tane işte, daha işte, olsun tabii yani. Ki. Ya sinema dünyaya açılan bir perde. Benim için bu perdenin ortasında bir küçük ışık olmak bile yeterli diyorsun. Ey canım, muhakkak o perdeyi aralayan ne oldu? Sinema. Şimdi, tabii o ışık derken tabii siz o ışığı açtınız canım. Yani orası bir gerçek. Tabii muhakkak sinema çok, yani o kadar şey bir alan ki, bu kadar zengin bir şeyi yani düşünemiyorum, yani böyle bir zengin bir alanı. Onun için her şey var, edebiyatı, şiiri, her şey bunun içinde gizlenmiş vaziyette. Gerçekten de çok önemli bir ya bu yedinci sanat denilen sinema duygu, evet, şeyi. Sinemayı yazmaya, sinema haberleri yapmaya, bizlerle röportajlar yapmaya başladın 1960'lı yıllar aşağı evet, yukarı. Evet, evet. O yıllarda ne kadar çok fazla film çekiliyordu ve sen aşağı yukarı her sete gidiyordun ve her setten fotoğraf topluyordun. Tabii tabii. Zaten 1960'da gazeteciliğe başladığım zaman bütün filmleri takip ediyordum ve aşağı yukarı o yıllarda da mesela en çok film çekilen 1972'dir. 72'de 312 tane film çekildi. Tam 312 tane. Ya bütün bunları tespit eden sensin. Ve şimdi tabii şöyle bir gerçek var. Ben hiçbir zaman öne çıkmayı hoşlanmayan bir insanım. Hep arkadan dolaştım. Öne çıkmadım ama ortalardan yürüyordum. Ama hep kendini hissettiriyordun. Ve bütün işte hayatımın bir bölümü bu film setlerinde geçti. Evet. Ve bu arada da bir kere filmler başlamadan önce kadrolarını alıyordum. Kim oynuyor? İşte ne bileyim, yönetmeni kim, kameramanı kim? Bunları tespit ederek böyle bir şeye başladım. Daha öncekileri de araştırarak, eskileri de bularak böylece bu şeye yola çıkmış oldum ve biriktirmeye başladım. Tabii ve çekilen yani filmlerin de fotoğraflarını toplamaya başladım. Birer seri halinde fotoğraf alıyordum. Sonra afişlere de başladım. Böylece büyük bir arşiv oluştu. Bir de daha önceki yılların atılmış sağa solda böyle depolarda, ondan sonra ne bileyim bir takım bir yönetmenin... Onları da buldum. Mesela bir yönetmenin ilk aldığı ödülleri oraya konulmuş. Onları buldum. Mesela Turgut Demirhan'ın yani böyle depolarda hep böyle acayip bir şekilde onları toplayarak böylece büyük bir arşiv oluşturmuş oldum. Yani müthiş, düşün, şu ana 60'lı kadar, yıllardan bugüne kadar ve hala bu en önemli merakın, hayatın, her şeyin. Yani bunları toplamak, bunları muhafaza etmek. Bu çok zor bir olay Hülya Hanım. Hakikaten çok zor. Çok zor, çünkü bu işi yapan, yani özellikle de koleksiyonerlerin, hı hı, muhakkak yan yana iki dairesi olması lazım. Yani bazen bunun, o bile yetmez. Bunun başka çaresi yok. Çünkü bu nerede başınıza şey oluyor, bela oluyor bir yerde. Taşınmaya kalktığınız zaman Allah, o zaman işte felaket. Evet. O zaman bir felaket. Yani bu bayağı da aslında masraflı bir şey. Yani herhalde tabii bunları taşımak, arada bir kayboluyor tabii bazı belgeler. Hı. Yani onun için hakikaten çok zor bir olay. Ama işte ne bileyim, demek ki böyle bir şey. Aslında belki de bu koleksiyonerlerin, arşivcilerin, yani senin yaptığın işlerin belki de destek görmesi gerekiyor. Tabii. Yani çünkü bir kişinin yükleneceği bir ağırlık değil bu. Maddi, muhakkak, manevi, muhakkak, her bakımda. Bir de şöyle bir şey var. Ben mesela klasik bir koleksiyoner değilim. Şöyle anlatayım onu. Hı-hı. Ben herhangi bir belgeyi toplarken, hı-hı, muhakkak günün birinde o fotoğrafla ilgili veya o konuyla ilgili bir yazı yazacağımı düşünerek bunları topladım. Hmm. Ve 10 sene evvel yahut 20 sene evvel topladığım bir belgeyi yazı haline getirdim. Yani illa da herhangi bir belgeyi alıp da bir köşeye atıp koymak anlamında değil. Yani benim onları muhakkak değerlendirmek, ne bileyim, bir takım kişilerin de yararlanması için böyle bir yolu seçtim.
en doğru yolu seçmişsin. Yani. Çünkü onları sadece biriktirmek, bir köşede tutmak değil önemli olan. Yararlanılmasını sağlamak. O nedenle de sergiler yaptın. Tabii canım, mesela her şeyi topladım sinema ile ilgili. Ne bileyim, o galalarda enteresan, ondan sonra gala davetiyeleri vardı. Gala davetiyeleri sergisi açtım. Afişlerle ilgili İsrail'de afiş sergisi açtım. O sergilerden birine ben de ziyarete gelmiştim. Evet, Ayvalık. Eğer izin verirsen onunla ilgili bir BTR'miz var. Birlikte izleyelim mi? Tabii, tabii. Agah kardeşime müthiş, sonsuz teşekkür ederim. İnanılmaz, ben çok şaşırdım ya. Kaç yıllık işler bunlar, bunları biriktirmek. Bende hiçbir yok. Bazısı da bir iki tanesi, o kadar. Çok böyle etkilendim. Genellikle kamera önünde olmayan kahramanlar pek tanınmazlar. Halbuki onlar olmasaydı belki de bizler bugün anılmıyor olacaktık. Agah Özgüç büyük bir arşivci. Ki Türk sinemasının en büyük eksiği, noksanıdır. Arşiv yok. Bir müzemiz bile yok. Bazı özel teşebbüslerin haricinde. Kitaplarıyla, yıllardır yaptığı eleştirileriyle, işte böyle biriktirdiği çok önemli belgeleriyle bizim şeyimizdir. Kurtarıcımızdır. İlk başvurduğumuz insandır. Şu anda sahip oldum. Fotoğraf toplamanın sebebi bu okul döneminde başlamış olabilir. Çünkü başlangıcı oydu aslında. Böylece topladım. Tabii esasında afiş olayı da vardı. Fakat en zor saklanan materyal daima afişlerdir. Saklanması zordur. Muhafaza edilmesi zordur. Yani bir yerde bir şey. Sonradan da bu afişleri yavaş yavaş toplamaya başladım. Sergide birçoğumuz vardık. Tarık'ı görünce Aytaç vardı. Duygulandım. Ya Aytaç vardı ya. Çok sevgili arkadaşlarımızı evet, evet. Çok erken kaybettik. Maalesef. Şimdi onu görünce çok duygulandım. Ben yine hala orada ne dediysem aynı şeyi düşünüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Valla, gerçekten öyle. Çok teşekkürler Sayın Koçyiğit. Ne zaman Agah şöyle bir kitap için ya da şöyle bir röportaj için böyle bir resime ihtiyacım var. Sen de var mı diye sorardım. Hiç ikiletmeden hemen bulur getirirdin. Evet, evet. Onun evet. için hep sana müteşekkirim gerçekten. Peki, sen bu işi yaparken bir külfet olarak yapmadın. Tam tersi seni mutlu eden bir şey olduğu için yaptın. Ve mutluluğu da şurada buldun. Bunları halka sunmakla, sinemaya ilgi duyan insanların yararlanması için. Herhalde bundan maddi gelirim olsun diye düşünmedin değil mi? Yani zannetmiyorum. Hiç öyle bakmadın. Kesinlikle. Hiçbirimize bir gün demedin ki yani ben evet böyle bir arşivim var. Siz bundan yararlanabilirsiniz ama profesyonel olarak ben şundan şu kadar para isterim falan. Hiç yapmadın. Halbuki yapmalıydın diye düşünüyorum. Ne dersin? Vallahi tabii öyle de aslında bu bir tutku işi. Yani bir yerden sonra da artık buna da yani bir yerde delilik de diyebiliriz. Çünkü hakikaten kimsenin yapmadığı, yapmak istemediği bir şeyi yapmaya çalıştım ben. Kitaplarda da öyle mesela. Evet. Türlere göre de yaptığım kitaplarda o türleri kimse ilgilenmez. Evet, hatta çok burun kıvırırlar. Ama çok o kadar önemli ki bugün Türk sineması çok farklı özelliklere sahip. Binlerce kitap yazılabilecek her yönüyle çok büyük bir aslında bir sinema yani. Yapısal olarak da ama maalesef kıymetini bilenler de var, kıymetini bilmeyenler de var. Tabii bu ayrı bir konu yani. Ben bu arada tabii Meliha Hanım'a sevgilerimi yolluyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya
her zaman beni ikinci plana atıyor. Sinemaya o kadar düşkün ki. Evet. Ama evet. Ben ona hep saygı duyuyorum ve fedakarlık yapıyorum. Tabii bir yerde de bir insan tabii suçluluk hissediyor bazı olaylardan nedeni gayet doğal. Soracaktım yani. Ben de bu kadar evet. Yoğun hayatın içinde evet. Evet. Eşine, evet. Çocuklarına evet. Nasıl zaman ayırdın? Evet. Nasıl evet. Bir baba oldun? Nasıl bir eş oldun? Orada biraz zayıf mıyım diyorsun? Evet, evet, evet. O ayrı bir macera tabii. Allah bağışlasın. 1960'lı yıllardan itibaren sinemamızın neredeyse her anına tanıklık ettim. Setlere gider, haberler evet. Yapar, oyuncularla röportajlar yapardın. Susuz Yaz filminin galasını hatırlıyorum. Bademli köyüne gitmiştik. Hatırlıyor musun? Otobüse bindik. Otobüste evet. İlk galasını Bademler köyünde yaptık. Evet, orada yaptık. Evet, evet, evet. Bir minibüsle siz minibüsteydiniz ve gazeteciler vardı. İşte evet. Onların içinde de Allah rahmet eylesin Cahit Poyraz vardı. Ya. İşte yani. Ya. Evet. Müşterek tanıdığımız çok insanı tabii, yolcu tabii. Ettik. Tabii, Allah tabii. Onlara yattıkları yerde huzur versin. O az önce bir fotoğraf geçti o yolculuğumuz esnasında. Senden aldığım evet. Bir fotoğraf bende yok çünkü. Yani o gün güzel bir gündü. Sen o günle ilgili neler hatırlıyorsun? Vallahi bir kere çok önemli bir olay. Belki de yanılmıyorsam. İlk defa çünkü oluyordu. Yanılmıyorsam. İlk defa bir çekilen yerde bir gala yapılmış oldu yani Bademler evet. Bademler'de evet yani Bademler köyünde evet. Gerçekten ilk defa çünkü Metin Erksan da söz vermişti herhalde çünkü çok yardım etti Badem şeyler hatta çok. O açıdan evet yani çok. ilk bir şeydir yani çok büyük desteklerini büyük görmüştük bizzat rol de aldılar set ekip bir olarak çalıştılar. Uzun yıllar sonra gittin mi hiç Bademler vallahi, köyüne? Vallahi hiç maalesef. Hiç bugünlerde gitmeni tavsiye ederim. Öyle mi? Bambaşka, zaten çok medeni bir köydü. Bugün çok daha medeni bir köy. Ne güzel ya. Zaten insan... O yıllarda da tiyatrosu vardı. Bugün de hala tiyatrosu var. Bak çok iyi vallahi. Gerçekten gitmeni tavsiye ederim. Gurur duyuyorum. Görmek lazım tabii bir yerde. Gerçekten. Kaç sene evvel oluyor. Yani bir yerde aradaki büyük fark yani şey olarak nasıl değişmiştir herhalde muhakkak. Çok çok. Susuz Yaz'dan da görüntülerimiz var. Madem ondan söz ettik. Susuz Yaz. Ondan görüntülerimiz var. Ona da bakalım. Allah kahretsin senin gibi vicdansız garibi. Allah kahretsin seni vicdansız kadın. Sen kim oluyorsun da suyu aşağıdaki tarlalara salıyorsun? Ülen kanı bozuk garey. Ben bunu senin yanına bırakmam. Allah'ın delisi, öyle deli deli üstüme gelme. Kafana yersin baltayı. Sen benim düşmenim misin? Yazık değil mi mahsullerimize? Borçların mahsullerine yazık değil mi? Hem sonra suyun yarısı da Hasan'ın. Hasan'ın karısı da... ben. Evet, Erol abi. Tabii ki hem benim için hem de Türk sineması canım, için tabii. Çok yani önemli. O filmden bir, film. Bir tek anıt olarak siz kaldınız yani. Ya. En son Ülvü Dağ'ını da kaybettik ya, bu sene biliyorsunuz evet. Yani. İşte. Tabii ki Metin Erksan. Türk sinema tarihinin yani onun üzerine hiçbir yönetmen düşünemiyorum yani. Değil mi? Çok müthiş gelmiş bir, geçmiş en tam büyük. Tam bir çılgın ve deli bir yönetmen. Ve yok. Dahi. Dahi mi deli mi? Karar veremeyiz değil mi? Yani ikisinin arasında onu artık evet. iyice şey yapmak. Ama muhteşem bir yönetmendi. Bir fotoğraf göstereceğim şimdi sana. Bak. Bak ikimize bak. Ya. Bu fotoğrafı da mı sen çekmiştin? Evet evet. Yoksa, sahi. Evet. Ay, benim daha... arşivimdeydi yani. Ben çekmedim de arşivimdeydi. Aha, tabii. Harika. Ben ya, de kimin ki, çektiğini hatırlamıyorum ya, ama... Daha başlamadan, için. Siz şeye evet, başlamadan. Evet, daha henüz karar aşamasındayken. Evet. Allah'ım yarabbim. Peki,
Bu kadar sinemadan söz ediyoruz ama ilk seyrettiğin sinema filmini hatırlıyor musun? İlk aşkını, ilk seyrettiğin film. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani bir kovboy filmi. Pangaltı'da Tan sineması vardı. Vardı, evet. Tan sinemasında Randolph Scott bir oyuncu, bir kovboydu yani. Tabii. Ve o filmi orada seyrettim. Hatta çıkmadım, ikinci defa kaldım ve seyrettim. İlk seyrettiğim film odur. Öyle. Pangaltı'da. Yani. Kovboy aşkı zaten ilkokulda. O zaman zaten kovboy filmleri ya, artık şeydi. Evet, çok modaydı, fazlaydı, korkunç. Değil mi? Yani tabii kovboylar o İlk zamanlar. Amerikan filmi diye hatırladıklarımız kovboy filmleri. Peki ilk hayranı olduğun oyuncu kimdi? Kadın da olabilir, erkek de olabilir. Vallahi yani herhalde, ilk sinema deyince ilk hayranı olduğun. Yabancılardan tabii mesela o yıllarda tarih filmlerde oynayan, hatta en son Samson Dalila'da oynamıştı. Belki ismini tabii yanlış telaffuz ederim. Victor Mature. Evet, evet. Onu yani o ilk ben, o muydu evet, sana, evet, senin kahramanın? Tarih filmleri sevdiğim için o dönemlerde. Çünkü çok şey oluyor, tarih filmler her bakımdan hem kalabalık sahneler hem de bir takım bilgiler veren önemli olduğu için ve o açıdan onu çok beğeniyordum yani. Tabii ki onların dışında mesela bir de kadın oyuncuların Ava Gardner vardı. Yani o da muhteşem. Ava Gardner de muhteşem bir kadındı gerçekten. Yani o dönemin, yani şimdi nerede yani, artık hiç kimsenin yerini almak diye bir olay mümkün değil artık. Değil her mi? Şey şartlar ve koşullar değişti. Geldiler ve gittiler. Tabii. Peki benim bildiğim senin Türk sinemasında en değer verdiğin oyunculardan birinin Yılmaz Güney olduğunu biliyorum. Tabii. Hatta özel dostluğun da olduğunu tabii biliyorum. Tabii canım, Yılmaz Güney. Hatta kitabını da yazdı. Tabii canım, tabii. Ben hiç unutmam, Yılmaz Güney hapisten çıktıktan sonra, ondan sonra ilk bir röportaj yapmıştım. O zaman da Ses Mecmuası'ndaydım ben. Evet. Yazıştır müdürü de rahmetli, şu anda olan Çetin Emeş'ti. Ve bir röportaj yaptım İstiklal Caddesi'nde. Zar zor bir sütun girdi. Kim dediler bu adam ya falan. Ondan sonra. Daha Çirkin Kral dönemleri. Daha Çirkin Kral daha olmadan. O bile değil. Olmadan. Yani hapisten çıktı. Şeyi çektikten sonra Altuş Yılmaz'la onun asistanı iken bir hikayesi nedeniyle hapse girdi. Oradan çıktı ve orada biz Genis'le görüştük. Ne zaman Çirkin Kral olmaya başladığı zaman bir Kulüp 12'de bir olay oldu Kulüp 12'de. Bu olaydan sonra Çetin Emeş 4 sayfa verdi. Yani demek ki gazetecilik de çok ayrı bir olay tabii. Şey aranıyor muhakkak, hani bir yerde bir yani, olay. Bir olay. Yani olay yani. Yoksa evet. Bir zor giren bir sütuna 4 sayfaya girdi. Yani olay olmasa belki de girmeyecekti yani. Evet. Evet yani. Evet. Bu bana çok şeyler hatırlatıyor. Bu arada senin Türk sineması denince en yakışan çiftler kimler mesela? Şimdi şöyle bir şey var. Yani zaten Türk sinema tarihine baktığınızda ilk defa, yani tabii ki daha önce de aynı filmlerde oynayan çiftler vardı ama Türk sinemasında efsane çifti oluşturan Göksel Arsoy ile Belgin Doruk'tur. Evet. Tabii. 14 veya 15 filmde karşılıklı oynadılar ve gerçekten yani bir Türk sinemasında bir çift anlayışı getirmiş oldular yani gerçekten. Tabii daha sonra ne bileyim belki Türkan ve Kadir de olabilir belki ama esas temel kaynak evet. Belgin ve Göksel çiftidir. Arsoy. Peki Türk sinemasında senin üzerinde çok etki bırakmış 5 filmi say desem sana. Bir tanesi tabii ki esasında Susuz Yaz. Bir tanesi Susuz Yaz. Bu gerçek. Yani onun Berlin'de ödül alması falan ayrı bir olay. Yani gerçekten ödül almamış olsa da hakikaten ne olursa olsun çok önemli filmlerden bir tanesi. Evet. Çünkü herhangi bir filmin önemini anlamak için 20 sene sonra tekrar seyrettiğinizde bu gerçek ortaya çıkıyor. Eğer 20 sene seyrettiğinizde aynı etkiyi almadığınız takdirde o
şey klasik oluyor, olmaktan olmuyor, çıkıyor. Tabii ki Susuz Yaz. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki bir umut. Evet. Tabii ki bir sürü. Bunlar çok uluslararası ödüller kazanmış. Tabii ki bir yol. Tabii. Tabii ki bir Muhsin Bey. Ya evet. Yani. Selvi Boylum Al Yazmalım. Selvi Boylum Al Yazmalım. Zaten Hürriyet Gazetesi'nin yaptığı en son 100 yıl nedeniyle yapılan 100 Türk filminin arasında bu 10 tane film var. Saydıklarım hakikaten girdi yani esasında. Bir söyleşinde gelin düğün diye üçlemesini şimdi, ayıramam demişsin. Tabii şöyle bir şey var. Mesela benim için 5 yönetmen var. En önemli bunun muhakkak 2 tanesi Türk sineması tarihinin 2 tanesi. Birisi Metin Erksan'dır. Birisi Yılmaz Güney'dir. İkisinin arasında büyük farklar var. Tabii. Bir tanesi müthiş bir sinemaya estetik getiren, Sevmek Zamanı gibi filmle korkunç bir estetik getiren bir acayip dahi bir adam. Öteki ise Yılmaz Güney ise halkı çok iyi tanıyan, temelden bütün yaşam biçiminiyle insanları anlatan bir yönetmen. Ayrı, ikisi de birbirinden evet, farklı. Ama tabii ikisi ki, de çok değerli. Tabii ki Akat da çok önemli bir yönetmen. Tabii Akat'ın sineması biraz şey var. Akat'ın sinemasında bir durağanlık var. Ama iyi anlatıyor. Bir anlatım şey yapıyor. Hı hı. Ve bazı atlanan filmlerden bir tanesi de şeydir. Bir film var ve o film Akat'ın atlanmış filmlerden bir tanesidir. O da Hudutların Kanunu. O atlanır mı hiç? Hudutların Kanunu çok o kadar önemli bir film ki bugün de seyredilse bir takım Türkiye'nin bir takım gerçeklerini, okul gerçeğini çok anlatan bir sineması var. Üstelik Yılmaz Güney'le de çalışması çok önemli bir yerde. Çünkü ilk defa orada kamerası hareketli bir kamera. Hmm. Korkunç bir şey. Onu Diyarbakır'da çektiler o filmi. Yani müthiş film. Ne yazık ki filmin bir bobini kayıp. Onu çok beğendiler. Şeyde Martin Scorsese. Ondan sonra evet, bunu yenilemek için restorasyon yaptırdı evet, ama maalesef bir bobin eksik. En önemli bir... Ne kadar acı. İşte, keşke sen acı filmleri arşivine yani yapsaymışsın. İşte, maalesef yazık yani. Maalesek. Bu senin saydığın filmlerin bazılarından görüntülerimiz var. İzin verirsen şimdi birlikte Agah'ın seçtiklerinden bir bölüm izliyoruz. Parayı ver. Vereyim kızım. Ne kadar lazım? Sana verdiğimi. Osman'ım ameliyat olacak. Vereyim kızım. Lakin birazdan toptancı gelecek de... Ver! Dur. Hay Allah. Senin. Daha var çok, ne istersen. Her şey hazır, büyük düğün olacak. Şimdi de Habibe'nin cesedi üstünde düğün sofrası, öyle mi Halil? Öyle mi olacaktı? Şu İstanbul ormanında kimseye diş geçiremeyince aciz kardeşlerinin etini yemek kolay mı geldi? Caiz mi Halil yaptığın? Ne yaptımsa sizin iyiliğiniz için yapmışım. Kim kaldı ki iyiliğini göre? Cemile'yi köle etmişsin, Yusuf'u cehennemin kuyusuna attın, Habibe'nin etini ha köpeklere atmışsın, ha cabbara vermişsin. Bir ben rızamla kendimi adamışım, ana olayım demişim. Ama bir faydası olmamıştır, elimden bir şey gelmemiştir. Yok, bu düğün olmayacak Halil, mümkünü yok, olmayacak, olmayacak! Thank you.
Merak ettim seni. Sendika'ya gitmişsin. Gittim evet. Gittin, gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin. Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim. Neymiş korktuğun? İşte orada, orada korktum. Benim de kariyerimin en önemli filmlerinden... Ece muhakkak canım, bir kere yani çok önemli... Ya, yani büyük bir şans benim. Tabii iç göç olayının en önemli filmlerden birisidir yani. Evet. Hatta başyapıtı yani. Evet. Az önce sözünü ettik. Şimdi de Cengiz Aytmatov'un Selvi Boylu Al Yazmalım dan da görüntülerimiz var. Evet. Evet, onu da izleyelim. Atıf abi dan. Samet! Ağlama Samet. Ağlama yavrum. Geriye götüreceğim seni. Ne olur ağlama. Sana söylemeden edemem. Ben senin... Samet! Anneciğim! Bir filmimiz daha var. Az önce söyledin, Muhsin Bey. Şener Şen. Orada hakikaten muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. Benim de çok sevdiğim bir film. Oradan da görüntülerimiz var, onu da izleyelim. Çok paramız olursa Üsküdar'da bir ev alırım, Kız Kulesi'ni görer. Yeter, Beyoğlu'nun kahrını çekti. Ben bir kebapçı dükkanı kapatırım. Sırf bana kebap yapsınlar. Tekrar tesbih yapmaya başlarım. Eski arkadaşlar toplanıp fasıl geçeriz. İpek bir gövde kadar. Pembe, beyaz bir elbise, altın kolye. İbrahim gibi. Afit Apa'nın düşkünler evinden çeker alır. Gerçekten sinemamızın en nadide, en özel, en özgün filmlerinden biri. Tabii. Ne güzel andık. Tabii ki hepsini birden seyretmemize imkan yok. Bir kuple ancak gösterebildik. Sinemaya emek veren herkese saygı ve sevgilerimi yolluyorum her defasında. Şimdi senin... arşiv ve belge niteliğinde olan kitaplarına geçelim. Kitapların evet. Çok önemli. Sayısını hatırlıyor musun kaç tane? Vallahi. Yani 50 küsur falan. İşte öyle bir şey. Yani. Maşallah. Çünkü yarış atı olmadığım için saymıyorum. Yani. Ya. Ama bir yandan kitaplarının kapaklarını göstermeye çalışacak arkadaşlarım. Her biri birbirinden değerli. Az önce sözünü ettiğin gibi birçok insanın... ilgi duymadığı konuları bile sen gündeme taşıdın. Yani Türk sinemasının şu yönü, Türk sinemasında şu... Ne bileyim iç göç filmleri diyelim, işte ne bileyim ben polisiye filmler, işte ne bileyim ben veremli o tür filmler... Şarkılı filmler. Şarkıcılar ve bunları tek tek hep yazdım. Türlerle Türk Sineması diye adlı kitapta yazmıştım hepsini. Evet ve son kitabını da programın başında bana hediye ettin. Yılların izinde Türk sineması. Bu 10'ar yıl, 70'li yıllara kadar gelen bir şey.
Sana hepimiz adına teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizim görevimiz tabii bu. Bu emek için gerçekten. Burada tabii ne kadar bu kitapların içinde benim yaptığım en önemli kitap, tek bugün Türk sineması tarihinde, yani tevazuyu bir yana bırakalım, tek kaynak, en büyük kaynak kitap Kültür Bakanlığı'nın Türk sineması sözlüğü. Türk sinemasının 100 yılı nedeniyle bastığı, İngilizce ayrı ve Türkçe ayrı Ansiklopedik Türk Filmleri Sözlüğü. Çok önemli bir kitap. Bütün kim araştırma yapacaksa muhakkak bu kitaba bakmak zorunda. Yani bütün belgeler burada. Ki kaldı ki bu tür kitapları yurt dışında, batıda 20 kişilik bir ekip yapar. Evet, sen tek başına yapıyorsun. Ben bunu kitapları tek başına, tabii ki bunu yaparken de tabii 60 yıl gibi bir olay var ortada. Çünkü yapa yapa ondan sonra daha önce başka türlü çıktı. Fakat bu en son bakanlığın yaptığı kitap çok önemli kitap. Çok. Hem altında, sana hem tabii, bakanlığımıza teşekkür ederiz. Tabii aynen. Altında hikayeleri, ödül almışsa ödülleri. Kaldı ki batıda yapılanların filmlerin sadece filmler var. Yani filmlerin kastı var, oyuncuları var, şeyler var. Burada ödüller ve oyuncular, hikayeleri dahil ilk defa yapılan, belki de benzeri olduğunu sanmıyorum, böyle bir kitap yapmış oldum yani. Tebrikler, teşekkürler. Ben Hıncal Uluç'un bir seyrettiğim bir programda seninle ilgili sözleri var. Ben de katılıyorum. İstersen izleyelim önce. Tabii. Çok güzel şeylere değinmiş çünkü. En büyük destekçim oldu benim gerçekten. Çok borçluyum Hıncal Uluç'a da, sayın Öyle Hıncal. Mi? Tabii. Yani Türk sinemasının hakikaten akla hayale gelmez bir neferidir. Agah Özgüç. Agah Özgüç tabii. Yani ben 1980'de Agah'ı tanıdım. Ondan evvel biliyordum ama tanışmıyorduk. Erkekçemizin Yeşilçam ve Türk sineması işlerini yüklendi. Yani hakikaten sinemaya adanmış bir ömürdür. Agah'ın sayısız kitapları var. Araştırmadım. Ama aynen şey gibi, Semiha gibi kiradadır o da böyle. Bu kitabı çok teşekkür ediyorum. Antalya Film Festivali ve onun onursal başkanı Menderes Türel bu kadar güzel, bu kadar şey hazırlamayı başarmışlar. Bana bir tanesini Agah getirdi. İki tane muhteşem kitap yayınladı o şey. Bir tanesi Atilla Dorsay'ın kendi fotoğraflarından oluşan bir sinema albümü. Geçen hafta burada anlatmıştık. Evet, anlatmıştık. Bu da Agah Özgüç'ün Bin Karede Türk Sineması diye, yani nasıl bir emek, nasıl bir özen, nasıl bir derlemedir bilmiyorum. Yani bir yerde satılıyor mu, ediliyor mu? Dedim ya, sayısını bile hatırlamadığın kadar çok kitap yazdın ama bir tanesi okuduğum zaman beni çok duygulandırmıştı. Peçete Kağıdı. Cahide. Cahide Songkul. Ve ne kadar zarifsin diyorsun ki rahatsız olmasın diye. Peçete Kağıdı'na not aldım. Maalesef, maalesef. Vay be. Hani defteri çıkarıp da Ecai'dan sizinle söyleşi yapalım buyurun işte demedin. O rahatsız etme. Ay. Senin çalışma şeklin bile incelenmeye değer. Senin gibi bu işe merak duyan, ilgi duyan, gönül koyan gençlerin seni çok iyi izlemesi gerekiyor. Çalışma biçimini çok iyi izlemesi gerekiyor. Alacakları çok ders var bence. Az önce İstanbul'dan söz ettik ama yani İstanbul deyince ben İstanbul'un sinemamızdaki yerini sormak istiyorum. Eski filmlerde o İstanbul var. O filmlerde o kadar, yani iyi ki bu filmler yapılmış. Eğer bu filmler yapılmamış olsaydı İstanbul'un o güzelliği, o doğa şeyi imkan yok, belirlenmeyecekti yani gerçekten. Evet. O siyah beyaz filmlerde, özellikle siyah beyaz filmlerde gerçekten insanlar İstanbul'u seyrediyor. Eski arabaları, her şeyi
Başka bir, yani başka bir dünya gerçekten. O İstanbul başka bir İstanbul. Biz o yılları bildiğimiz, tanıdığımız için mi özlüyoruz? Yoksa gerçekten o güzellikte mi kalmasını tercih ederdik? Tabii yani ne kadar nostaljik bir duygu da olsa bir yerde. Biraz. Fakat orada her şey bir başka yani, başkaydı yani. Çünkü meseleye dönemsel olarak baktığımızda İşte o acıyı ve şeyi tatlılığı orada insan yaşıyor. Bu insanların tabii anıları da var orada bir yerde esas. anılar. İşte. Peki sinemanın tarihçesini ve portrelerini yazmak yerine sen hiç o aktörlerden biri olmayı istemedin mi? Vallahi. Aklına mı gelmedi yoksa teklif mi gelmedi? Bu kadar sinemanın içinde olunca ya, ben de şöyle bir kenarından... Tabii insan yani kendimi... düşünüyor, muhakkak düşünüyor yani, düşünebiliyor yani. Çünkü ya, madem ki böyle bir şey yapıyorsunuz... Yani yönetmenleri tanıyorsun, yapımcıları tanıyorsun. Tabii yani bir yerde fotoğrafları topluyorsunuz. Evet. Yani böyle o bu kadar daha çok gençlik yıllarında böyle bir insanın duygusu vardır. Yani herkes de olabilen bir olaydır bu. Değil yani mi? Gerçekten. Değil mi? Çok doğal. Peki senin mesela Hollywood sinemasında olsaydı bizim oyuncularımızdan şunlar dünya çapında star olurlardı diye düşündüklerin var mı? Vallahi. Ha? Ben bunların içinde şimdi şöyle bir tanesi bunların içinde şey olarak Cüneyt Arkın'ı. Hı hı. Çünkü Cüneyt Arkın aslında fizik olarak da yani tam batı havasında olan bir yapısı olan bir şey. Aslında galiba Orta Doğu'da da İtalya'da da tabii canım, ortak yapımlarda oynadı. Tabii filmler yaptı orada da filmler yaptı. Yani fizik olarak zaten hakikaten şey olurdu olarak, diyorsun. Evet fizik olarak yani. Şimdi benim çok merak ettiğim bir şey var ve... Belki de sana sormak doğru bunu. Şimdi Türk sinemasında bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz oyuncular belli bir yaşa geldikten sonra sinemadan pek teklif almamaya, iş bulamamaya başlıyorlar. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bunun sebebi ne? Çünkü dünya sinemasında her yaşta aktör görüyorsun, her yaşta oyuncuyla karşılaşıyorsun ve başrol de hala oynuyorlar filan. Ne düşünüyorsun? Tabii bu Türk sinemasında bu aslında çok acı bir olay. Hı hı. Çünkü oyuncunun hiçbir zaman yaşı diye bir olay olmaz. Hangi yaşta olursa olsun muhakkak ona o rol bulunur, o tipleme bulunur. Ama maalesef bizde bazı nedenlerle yani dediğiniz gibi bütün dünyada ne bileyim Marlon Brando ölene kadar oynadı bir yerde mesela. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani bu esasında şeye bağlı bir olay. Yani arz talep mi? Yani bu yapımcıların mı tercihi? Yapımcılarla ilgili arz talep meselesi değil. Şöyle bir olay. Eğer o yaşta da bugün zaten ne bileyim öyle bir seyirci onunla her seyircinin kendine göre bir oyuncusu var. Hı hı. Ne olursa olsun hiçbir zaman yaşlansa da hiçbir zaman onu unutmasına imkan yok. Bu bir tutku olayıdır. Tabii ki onu o şekilde de görmek isteyecektir. Hı hı. Yani zaten o rol... O yaşına göre bir karakter rolse canlandırdığı zaman onu yine sevecektir, ona bağrına basacaktır. Ama maalesef bu yapımcılardan gelen bir şey, olay bence yani. Evet, ben de senin fikrini sormuştum yani, zaten. Öyle, sence yapımcılardan de, gelen bir olay. Yoksa ki o dönemin oyuncuları zamanla hem en iyi dönemlerinde oynayabilirler. Hem ustalaştıkları dönem üstelik. Ustalaştıkları bir dönem. Bir dünya sinemasında hep böyle tabii, görüyoruz. Ya bir Şener Şen nasıl yaşlanır yani? Şu anda büyük bir usta. Ve şöyle söyleyeyim, o dönemin
Yani Yeşilçam artık yeni bir kuşak geldi. Şöyle bir şey var. O kuşağın son 3 oyuncusu var. Son 3 oyuncusu. Yani sizden sonra gelenler olarak. Hı hı. Ve hala bugün özellikle Şener Şen, evet, bir numaralı, evet, hem star hem de iyi oyuncu. Birçok ödül aldı. Değil mi? Evet. Onun da sayısı herhalde sayılmayacak kadar çok, ama ilk aldığın ödül adeta senin için tahsis edilmiş bir ödüldü. Tabii, beraberdik orada. Altın Artemis ödülü. İlk defa veriliyordu. İlk sinema yazarı olarak bana verdiler. Evet. Hatta hep beraber oturduk. O fotoğraflar da bizde var ve onu ben çektirdim sonra. O töreni çektirmiş. Bende o da duruyor mesela. O ya. Tören. Tabii siz de varsınız. Yan yana oturuyoruz. Ondan sonra şeyde. Altın Artemis. Evet, Altın Artemis. Ya. Ve o da benim için niye önemli biliyor musunuz? Şöyle bir olay. Herhangi bir festival sizi tanır. Ama bir üniversitenin, 9 Eylül Üniversitesi'nin böyle bir ödül vermesi benim için çok önemli. Çünkü hiçbir şey yok yani, ne bileyim, böyle nasıl anlatayım. Bir bildiğimiz, alıştığımız sinema festivallerinden biri değil. Ha. Bir üniversitenin, bir akademinin, tabii, yani ödülü. İlk defa yani bir üniversite bana ödül vermiş oluyor ki benim için çok önemli bir yerde. Bir bilim kurum, bilim kurumu yani bir üniversite. Yani çok önemli. Ne güzel, ne güzel. Süremiz böyle yavaş yavaş azalıyor ama sormak istediğim bazı şeyler daha var. Bu 40 yıllık gazeteciliğinin sonunda sarı basın kartı alışın var. Onun da bir hikayesi var. Var, şey var. Onu da dinle. Sürekli basın kartım var. Evet. Sürekli basın kartı tabii. Aşağı yukarı benim yani, eğer profesyonel olarak, yani 50'lerde şiir yazdığımı bir tarafa atalım. O 50'lerde, 60'larda. 60'da profesyonel olarak gazeteciliğe başladığım için aşağı yukarı tam 60 yıl oluyor yani. Tabii. 60 yıl oluyor. Ama kartı, basın kartı alışın 40 yıl sonra. Vallahi basın kartı alışım aşağı yukarı 20 yıl sonra mı oldu acaba? Öyle bir şeydi galiba. 20 evet. yıl dolunca herhalde veriyorlar. Yanlış aklımda kalmadıysa sürekli basın kartı veriyorlar. Yani. Ne güzel, ne güzel. Son soruma geldik. Evet. Peki, günümüz sineması. Tabii ki evet. sinema aşığı evet. olduğun için evet. günümüz filmlerini de takip ediyorsun. Günümüz filmlerinden seni çok etkileyen birkaç film, birkaç yönetmen sayabilir misin? Ya da bugün çekilen bu film var ya... 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bile insanlar bunu izlediklerinde aynı duygularla izleyecekler diyebildiğin, bugünlerde seyrettiğin ya da son 10 yıl, 20 yılda seyrettiğin. Vallahi günümüz sinemasında tabii, günümüz derken yani yine... Yani çünkü günümüzde de çok değerli yönetmenler. Tabii tabii yani şimdi... Çıkıp dünya sinemasıyla yarış ediyorlar. Gayet tabii canım. Ya, şimdi mesela tabii teknolojiyi kullanabiliyorlar, sponsor destekleri var. Yani düne nazaran tabii, tabii ki daha çok tabii, imkanları yani var. Şöyle onu söyleyeyim. Mesela bugün Türk sinemasında yani bu son dönemde yine hiç olmazsa Metin Erksan ve Yılmaz Güney'den sonra Türk sinemasını dışarıya tanıtmayı başaran tabii ki birkaç tane yönetmenimiz var. Nuri Bilge Ceylan tabii ki. Bunlardan bir tanesi Zeki Demirkubuz. Bunlardan bir tanesi Nuri Bilge Ceylan. Bunlardan Derviş bir tanesi... Derviş Zaim. Derviş Zaim. Fatih Akın da... Fatih Akın... Yani bizim evladımız. Tabii mesela, gerçi Fatih Alman Akın çok önemli sineması. Yönetmen aslında ama Alman sineması adına yaptığı... Evet, yani Türk filmi evet. onlar değil tabii Alman... Hikayeler ama Türk hikayeleri. Evet hikayeler Türk hikayeleri. Tabii orada da hakikaten bir yönetmen çıktı yani bir Türk olarak. Evet. Bir yabancı bir ülkede bir yönetmenimiz tamamen orada evet. şeye çıktı evet. Gerçekten ben... Semih Kaplanoğlu da elbette, tabii ki elbette, yani gerçekten elbette. Onun da büyük bir... şeyi var yani. Ne güzel bak tabii. ne kadar çok isim sayabiliyoruz. Tabii canım tabii. Ve geleceğimizin tabii. Ne kadar ümit verici olduğunu gayet söylüyor. Gayet tabii çünkü onlar bayağı dışarıda bu işi çok dikey yaptılar yani. Yardımcı oldular yani evet. esasında. Evet.
Aa ya. Bitti. Seninle sohbete doyamadım ama. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Senden belge alan, çok şey öğrenen insanlar oldu. İşte yardımcı olmaya tabii işte elimizden geldiği kadar. Bunları paylaşman gerçekten çok gurur verici. Üstelik hiçbir maddi ücret istemeden arşivini tabii açıyor olman da ayrıca bir incelik. Hayatını verdiğin, paylaştığın, yazdığın, araştırdığın hep sinema için, sinemamız için. Ne mutlu bize ki senin gibi sinemamıza sahip çıkan biri var. Ben de size TRT adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Bu tabii ki bu tür programların yapılması gerekir aslında. Onun için şimdi aklıma Rekin Teksoy ile Erman Şener geldi. Onlar yapıyordu sizin yaptığınız gibi programları. Ama şimdi yeniden böyle bir atılıma geçmeleri hakikaten çok önemli bir olay. Ve gerçekten tebrik ediyorum TRT'yi. Ben de Türk sineması adına TRT2'ye teşekkür ediyorum. Tabii. İyi söyledin, iyi hatırlattın. Sevgili seyircilerim, şunu biliyoruz ki insanları mutlu eden çok büyük paralar ya da alkış ya da şöhret değil. İşini yaparken mutlu olmak ve yaptığın işten tad alabilmek. Şöyle arkana yaslandığında gülümseyerek işine bakabilmek. Mutluluğu aslında uzaklarda aramayıp daha yakınımızda varlığını hissedebileceğimiz bir duygu. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Haftaya film gibi hayatlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.